Evet, merhabalar. Yeni bir şeyler yapıyoruz. Burada aslında Yeni Çağ Eza Deposu'nun yaptıkları, neler yaptıkları ya da neler yapacaklarını anlatmamız gerekirken biraz kendinizden, biraz firmanızdan bahsetseniz iyi olur dedikleri için kısmen ön bir bilgi vereceğim. Şimdi Yeni Çağ Eza Deposu 2001 yılından beri sektörde aktif olarak depoculuk görevini yerine getiren bir kuruluş. Şahsım olarak bu firmanın kuruluşunda 2001 yılında bulundum. Kendim 1993 Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. 1994 yılında çok kıymetli bir firmada meslek hayatımıza başladık. Çok kısa bir süre serbest klinisyenlik. Ardından ilaç sanayine geçişimiz oldu. Bu firmada bir 5 yıl kadar bölge mümessilliği, 2 yıl kadar bölge müdürlüğü yaptıktan sonra 2001 yılında Yeni Çağ Eza Deposu'nu kurduk. Tabii bu kıymetli firmada öğrendiğimiz şeyler, öğrendiğimiz bilgiler, kıymetli insanlardan edindiğimiz tecrübeler Eza Deposu'na da aktarılmış oldu. Bir daha burada onları güzellikler içinde yad ediyorum. Tüm mesai arkadaşlarımı, tüm büyüklerimi, herkesi yad ediyorum burada. Şimdi Yeni Çağ Eza Deposu geldiğimiz an itibariyle tam 18 yıldır aktif bir şekilde sektörde bulunan bir kuruluş. Şu anda 20 personele sahibiz. 3 tane de danışmanımız var. Finans alanında, teknik alanda ya da sosyal medya alanında danışmanlık hizmeti aldığımız kıymetli arkadaşlarımız var. Personelimizin 7 tanesi sahada çalışmakta. Özellikle veteriner hekim arkadaşlarımıza temas etmekte. Bunlardan bilgiler almakta, ürünlerimizi aktarmakta. Her türlü dokunuşu bu arkadaşlarımız yapmakta. Ki her alanda, her yerde övündüğüm çok kıymetli bir satış ekibimiz vardır. Ki kendim de satıştan gelen bir insan olarak bu yapılan mesleğin kutsiyetine çok son derece inanan bir insanım. Tabii satışın ardında firmamızın gerisinde yine bu işin düzgün, sağlıklı, bizim kurumsal yüzümüzü daha iyi bir şekilde ifade etmek için çok saygıdeğer arkadaşlarımız var. Muhasebe departmanımız, stok kontrol departmanımız, depo departmanımız, ürün geliştirme departmanımız, hepsi sağ olsunlar bir ekip ruhu içerisinde, bir aile kültürü anlayışı içerisinde çalışmaktalar. Bir saygı sevgi çerçevesi içerisinde başarılı şeyler yaptığımıza inanıyorum. Yani bu konuyla ilgili olarak zaten çok bir şey anlatmaya gerek yok. Camiada her yaptığınız şey, zaten küçük bir camia olduğumuz için her şey çok net bir şekilde görülebiliyor. Bu ekibimizin haricinde Yeni Çağ Eza Deposu şu anda kurumsalda toplamda 1200 civarında müşterisi var. Bunların büyük bir kesimi veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, veteriner fakülteleri ve barınaklar. 1200 tane veteriner hekime hizmet götürebilmek, ürünleri dağıtabilmek, sağlıklı bir şekilde ürünleri ulaştırabilmek an itibariyle başarılı bir organizasyon olarak ben addediyorum. Şimdi bölge olarak tabii biz İzmir bölgesine konuşlanmış bir firmayız. Kendi bölgemizde çok tanınıyoruz ama bunun haricinde geçtiğimiz yıllarda ulusal markalarımız sayesinde Ankara bölgesi, tabii dolayısıyla İç Anadolu bölgesi olarak kastediyorum. Ankara'ya bağlı olarak Karadeniz, bu bölgede de meslektaşlarımıza temas ediyoruz ve aynı zamanda büyük potansiyele sahip olan İstanbul bölgesinde de varız. Ama esas bizim var olma sebebimiz olan bölge Ege, Akdeniz, Marmara'dır. Bu bölgelerde aktif bir şekilde 18 yıldır varız ve her gün daha da güzelleşecek şekilde varlığımız artmakta. Mevcut depomuz şu anda bulunduğumuz yer Çiğli bölgesinde 600 metrekarelik alana yerleşmiş bir depoda hizmet görüyoruz. Fakat çok yakın bir gelecekte umarız her şey planladığımız gibi ilerlerse 2020'nin sonuna doğru çok geniş, çok güzel, çok ferah ve örnek olacak bir yere geçeceğiz. Orada hizmetimizi devam etmeye başlayacağız. Buradaki deponun haricinde iki tane de cep depomuz var. Bir tanesi Antalya'da yer almakta, bir tanesi de yine İzmir bölgesinde yer almakta. Yani 3 tane işletmemiz mevcut. Ürünlerin ana dağıtım merkezi burası. Burada mal dağıtımımız başlıca birincisi İzmir yakın bölgeler, kendi araçlarımızla yaptığımız dağıtım. Diğeri ise kargo hizmeti vasıtasıyla diğer arkadaşlar, Türkiye'nin her tarafındaki arkadaşlara ulaşan bir sistemimiz var. Hangi ürünleri dağıtıyoruz, ne yapıyoruz derseniz bu sistem adı altında. Kendi bölgemizde bölge bayili olarak partnerlik gerçekleştirdiğimiz çok kıymetli global firmaların bölge bayiliklerini yapıyoruz. Bu firmaların bölgede hesapladıkları, satmaları gereken rakamların bize satmamız gereken kotaları %100 bir şekilde realize ederek her yıl üzerine tedricen belli oranda artarak ilerleyen artan bir adette bu firmaların ürünlerini bölge arkadaşlarımıza ya da talep gösteren diğer meslektaşlarımıza bu ürünleri
çok rahatlıkla aktarabiliyoruz. Bunun haricinde cümlemin en başında söylediğim gibi Yeniçağ Eczacı Deposu'nun bölge bayiliklerinin haricinde 3 tane ulusal bayiliği var. Zaten bizim bu maceraya başlamamızdaki en büyük sebeplerden biri bu kıymetli firmaların ürünlerini zaman zaman kendi ağzımızdan oldukça spontane, çok doğal yollarla bu ürünü aktarmak üzere bu maceraya başladık. Bu firmalardan bir tanesi, ki ilk önce onunla başladık, Belçika'dan Vio firması. Sıvı beslenme ürünleri alanı adı altında şu anda dünyada ilk sıralarda yer alan, çok kıymetli ürünlere sahip olan mükemmel bir firma. Ki bu ürünlerin kalitesini ve işe yararlılığını sevgili meslektaşlarımız 4,5 yıldır çok aktif bir şekilde test etmekteler. Ve her yılda artan bir trendde devam etmekte. Hem geçmişten gelen ürünler hem de yeni ürünleri ekleyerek bu skala gün geçtikçe güzelleşerek artmakta. Bir diğer ikinci firmamız Amerika Birleşik Devletleri'nden VetriScience firması. VetriScience firması özellikle bu supplement üretimi, yem katkıları üretimi alanında son derece başarılı. Amerika'da FDI kurulunun yönetim kurulu ve hatta kurucularından olan bir firma. Kaldı ki bu firmanın başarılı ürünleri var. Ülkemizde bizim de başarıyla sattığımız, ki örnek verecek olursam glukozamin preparatını ilk defa 1986 yılında patentleyen firma. Ki şu anda glukozaminin sektörümüzdeki önemi, hatta kaliteli glukozaminin diyelim, özellikle kedi köpek sağlığında, eklem sağlığındaki önemi tartışılmaz. Bu misyonu da, bu görevi de başarıyla Yeniçağ Eczacı Deposu taşımakta ve yerine getirmektedir. Bir üçüncü firmamız ise o bu yıl skalamıza girdi. İspanya'dan çok değerli bir firma. Opco Health olarak geçiyor. Merkezi şu anda Barcelona'da. Fakat Amerika'da da beşeri alanda özellikle diagnostik üretiminde çok itibarlı bir firma. Kanser diagnostikleri özellikle üretiyorlar. Fakat hayvan sağlığı alanındaki GMP'li tesislerinde yaptıkları yatırımlarla önümüzdeki günlerde çok ses getirecek, herkesin çok dikkatini çekecek bir kuruluş olarak karşımıza çıkacaklar. İnşallah biz bu görevi de layıkıyla yerine getiririz. Kafamızda planladığımız özellikle can dostlarımızın hayat refahını artırıcı, sağlıklarına daha hızlı kavuşturucu, kendimizin araştırarak böyle tespit ettiğimiz markaları sağlıklı bir şekilde meslektaşlarımıza ulaştırırız. Bu alanda biz başarıya ulaşabilmek için daha böyle dar alanlara bölerek, olaya daha spesifik noktalara indirerek yaklaşmaya çalışıyoruz. Özellikle Yeniçağ Eczacı Deposu'nun sıvı likit beslenme, prebiyotikten başlayan bir hikayesi, ki bu anlamda böyle bir şey dendiği zaman ilk akla gelen firmalardan birisiyiz. Arkasından eklem derken şimdi göz alanında fokuslanarak gözle ilgili, göz sağlığını, bu can dostlarımızın gözüyle ilgili olabilecek problemlerde yardımcı olabilecek ürünler getirmek, bilgileri taşımak için bir mücadele içerisindeyiz. Şu anda önümüzdeki projelerimizden en önemli birisi bu. Bu bahsettiğim minvalde taşıdığımız bölge bayilikleri, mevcut elimizdeki ulusal bayiliklerimiz ve diğer sarf malzemeleri, medikal malzemelerini topladığımız zaman Yeniçağ Eczacı Deposu'nun 2000 kaleme yakın ürünü stoklarında bulundurup kliniklere, klinisyen dostlarımıza, arkadaşlarımıza aktardığımızı bilinmesi gerekmektedir. Ki bu oldukça geniş bir, büyük bir adettir. Belki hani bir birim üründen çok yüklü miktarlarda çıkış yok ama çok çeşitli, çok sayıdaki ürünün az birimde de olsa gerekli yerlere ulaştırılması ekstra gayret, ekstra yatırım gerektiren şeylerdir. Ki o yüzden gerisinde Yeniçağ Eczacı Deposu'nun bu işleri sağlıklı yapabilmek adına 13 kişi çalışmaktadır. Bu işin, yani biz mevcut işimizi kurumsala taşımada bu bilgili, kendini eğitmiş ve kendini işe adamış arkadaşların önemini bir kez daha ön plana çıkarmaktadır. Çünkü sadece ürün ya da Yeniçağ Eczacı Deposu satışta gözüken bir depo değil. Bunun arkasında bu işlerin sağlıklı yürümesini sağlayan, gerçekten çok emek veren, çok candan dostlarımız, her gün kendini geliştiren, araştıran arkadaşlarımız var. Ki onların motivasyonu, onların inancıyla zaten ben sizlerin karşısında bulunuyorum. Bu yaptığımız işleri daha geniş kitlelere duyurabilmek, bu yaptığımız işlerin daha iyisini yapabilmek, olumlu ya da olumsuz her türlü eleştiri aldıktan sonra daha mükemmel işler çıkarabilmek adına karşınızda oturuyorum şahsım olarak. Yeniçağ Eczacı Deposu mevcut saydığım ürünlerin sadece satışıyla ilgilenen bir firma değil.
mesleki olarak, özellikle sektörel olarak, sektörün ilk oluşundan itibaren ben kendim şahsım olarak 1996 yılında Kenepire mücadelesinde ilk drop ürünleri anlatan kişilerden birkaç kişiden birisiyim. Dolayısıyla sektörümüzün dünden bugüne kadar nereye geldiği ve nereye gideceğiyle ilgili olarak bir 25 yıllık birikime sahibim. Ve bunu da gururla söylüyorum. Tabii ki geçmişten geldiğimiz noktadan bugünkü geldiğimiz noktaya baktığınız zaman çok önemli, çok ciddi bir birikimimiz, çok ciddi bir tecrübemiz, yıllardır kopmayan bir ekibimiz var. İşte bizim omurgamızı oluşturan, bizi güçlü kılan, bizleri geleceğe dair her şeye rağmen, yani yaşadığımız dünyadaki, ülkemizdeki her türlü yaşanan şeyi düşündüğümüz zaman ileriye pozitif bakmamızı sağlayan şey budur. Bu inançtır. Şimdi Yeni Çağ Eza Deposu'nun gelecekle ilgili olarak düşünceleri, planları, neler yapabilecekleriyle ilgili olarak şunları söylemek isterim. Her ne kadar Yeni Çağ Eza Deposu Türkiye'de sektör olarak birçok yeniliği, birçok yeni ürünü ilk defa anlatan, lanse eden, meslektaşlarıyla bu konuyu konuşan depodur ve mümkün olduğunca da bu misyonu bırakmayacaktır. Zaten bu heyecanımız hiçbir zaman azalmayacak. Ben dahil olmak üzere, benim bütün ekibim yeni bir ürün, başarılı bir ürün eğer bizim temas ettiğimiz o masum canların faydasına olacaksa ilk bakış açımız bu faydalılığı, bu yararlılığı daha geniş meslektaşlarımıza yaymak adına kendimiz son derece ekstra efor sarf eden bir kuruluşuz. Bunu zaten camia fazlasıyla bilmektedir. Her şeyi en iyi şekilde, en uygun şekilde, en sağlıklı şekilde yapmak için mücadele edip kendimizi geliştirmemize rağmen yine de şimdi bazı değişikliklerden dolayı artık bu standartlarda olmayan depolar da bu standartlara gelmek için o yatırımları yapmak zorundalar. Malumunuz şimdi 2013 yılından beri ilaç takip sisteminin devreye girmesi, şimdi bugünlerde ATS dediğimiz aşı takip sisteminin devreye girmesiyle zaten bu sisteme ayak uyduramayan, bu sisteme yatırım yapmayan kurum ve kuruluşların ayakta kalması mümkün gözükmemektedir. Her ne kadar ülkemizde birçok konu fiyat odaklı gitse de kalite ve sürdürülebilir ilişki, uzun vadeli yatırımlar için güvenilir, bu konulara yatırım yapan, kurum ve kuruluşlarla çalışmayı bilen meslektaş grubumuzun sayısı her gün artmaktadır. Bizim inancımız, umarım bu sayı daha da çok artsın. Bunu yapabilmek için bir kere bizim dijital dünya ile ilgili olarak yatırımlarımız, zaten şu karşınızda bulunma sebebim, ki en büyük sebebim o, onu bu yatırımımızı gerçekleştirip daha geniş kitlelere daha hızlı bir şekilde dokunabilmek adına karşınızdayız ve bu misyonu edinmiş durumdayız. Bakanlığın bize yapmamızı istediklerinin haricinde biz ekstra bir şeyler daha katarak işimizi daha nasıl güzel yapabiliriz, daha nasıl güzel yerlere getirebiliriz konusunda son derece yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve odak noktalarımız hangi alanda yürüyeceğimizle ilgili olarak bizim belli şu anda gideceğimiz yerler. Şimdi bunu şunun için söyledim. Şimdi günü kurtarmak adına bazı kurum ve kuruluşların piyasaya girip belki o anda iş yapabilmeleri ama arkasından baktıkları zaman birçok şeyi mahvederek, tabiri caizse, ya da yapılan birçok güzel şeyi bitirerek geldikleri noktaya geldiklerini gördükleri anda artık çok şey geç oluyor. Zaten o kurum ve kuruluşların sektörümüz yıllardır görmüştür ki ayakta kalmaları mümkün olmamaktadır. Kendilerini geliştirmeyen, sadece fiyat odaklı çalışan her ne kuruş olursa olsun, yani sadece bu benim sektörüm adına değil, bilgiye, tecrübeye, otomasyona yatırım yapmayan firmaların ayakta kalması mümkün değildir. Biz o yüzden mevcut markamızın tabiri caizse Yeni Çağ Eza Deposu'nun kişiliğini oluşturmaya çalışıyoruz. Markamıza bir kişilik katmaya çalışıyoruz. Bizim yaşadığımız süreçte ve geldiğimiz noktada sadece yurt içinde değil, yurt dışında da uluslararası anlamda da bir ünvanımızın, bir adımızın olduğuna inanmaktayız. Çünkü bu dijital dünya sayesinde herkes çok kolaylıkla her türlü bilgiye ulaşabilmekte. Neler yapabildiğinizi, heyecanınızı her türlü ortamda görebilmekteler. Ki biz bunu çok güzel bir şekilde aktardığımız için uluslararası alanda da Yeni Çağ Eza Deposu'nun çok güzel isminin olduğunu biliyoruz. Ve gelecekte çok daha güzel şeyler olacak.
Bu heyecanımızı daha başka bir şekilde gelecekle ilgili olarak plan olarak size şunları aktarabilirim. Bu uluslararası dostlarımıza, ülke ekonomimize de katkıda bulunmak amacıyla ihracat ayağında çalışmalarımız başlamıştır. Özellikle private label anlamında bir kısım ürünler, bir kısım malzemeler üreterek bunu ülkemiz adına ihracatını gerçekleştirmek üzere adımımızı attık. Umarım bu gelecek süreçte bunu başarıyla, layıkıyla yerine getiririz ve markamızı daha güzel yerlere taşırız. Bu geldiğimiz noktada tabii ki sadece bizim heyecanımız değil, bizden sonra gelecek olan ekip, mevcut ekip, mevcut ekipten sonraki gelecek jenerasyonun bu heyecanı taşıması lazım. Bu istek ve arzudayız. Umarım o günleri hep beraber görürüz. Konuşmamın en başında da belirttiğim gibi ilk videom sadece bir tanıtım, bir başlangıçtı. Tabii ki eğer bir hatamız, kusurumuz olduysa affola öncelikle. Ama beni heyecanlandıran kısım bundan sonraki kısım. Çünkü elimizdeki mevcut ürünleri ya da depolarda neler oluyor kısmını tüm Türkiye'ye anlatmak adına hem kıymetli bayini yaptığımız firma çalışanları, hem kendi ürünlerimizin anlatımı, bunları düşündükçe daha çok heyecanlanıyorum. Sonraki videolarımızda artık tamamen bunlardan konuşacağız. Her türlü tavsiyelerinize, her türlü olumlu ya da olumsuz eleştirilerinize açığız. Lütfen bizden irtibatınızı koparmayın. Lütfen tavsiyelerinizi bizden eksik etmeyin. Beraber yaşadığımız, tüm canlılarla beraber oluşturduğumuz bu dünya umarım çok güzel olacak.